0255. Ya tam olarak öyle değil de. Frekans değerinden bağımsız düşünün. Mesela şimdi şu görüntü ne yapmış oldum? Şuna moving average uygulayarak alçak geçiren bir filtre uygulamış oldum, değil mi? Ve sonuçta şu görüntüyü elde ettim. Bu görüntüde herhangi bir keskin detay var mı? Keskin görünen bir bölge. Yani net görünen bir bölge. Yok. Yani netlik tamamen kayboldu. Çıkış görüntüsünde. Renk tonuyla alakalı değil de pek. Nesnelerin nasıl göründüğüyle alakalı. Yani şu A görüntüsü aslında size gözünüz bozukmuş gibi geliyor, değil mi? Bulanık görüyorsunuz. Şu kareler tamamen netken buralarda o netlik kayboldu. Kenarlarında işte bu bulanıklaşma efekti var. Aynı şekilde şu harfler için de öyle. Şuradaki çizgiler için de öyle. Dolayısıyla Moving Average filtresi ne yaptı? Görüntüdeki keskinliği tamamen yok etti. Görüntüdeki netliği tamamen yok etti diyebiliriz. Dolayısıyla görüntüdeki netlikle frekans domeni arasında bir ilişki kurabilir misiniz şu an? Sözlü olarak. Netlik arttıkça evet. Bunu alçak geçiren filtre netliği bozar. Bu da doğru. Aynen öyle. Yani doğru orantı demeyelim de orantı demeyelim ona tam olarak. Bizim görüntüde netlik dediğimiz şey aslında yüksek frekans. Yani keskin geçişler anlamına geliyor. Mesela benim bir görüntümde çok keskin geçişler varsa, yani örneğin şu bölgedeki gibi düşünün. Mesela çok koyu bölgeden çok açık bölgeye ani bir geçiş olmuş, değil mi burada? Ve bu bana gözle net bir görüntü sağlıyor. Ve bu demek ki geçiş ne kadar sertse frekans o kadar yüksektir. Tam tersi, geçiş ne kadar yumuşaksa frekans nedir? O kadar düşüktür. Mesela şuradaki geçiş, şurada beyaz açık bölgeden koyu bölgeye geçiş gayet yavaş bir şekilde oluyor. Dolayısıyla buradaki frekans aslında düşük. Fakat şurada aynı bölgeye baktığımızda burada çok ani bir geçiş oluyor. Dolayısıyla nedir? Frekans yüksektir. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Bunu muhtemelen Mat 3 dersinden Fourier serilerini vesaireyi işlerken hatırlarsınız. Nasıl başlayayım? Tek bir piksel geçişi için ama bunu bütün görüntü için söylüyorum. Yani tek bir piksele bakarak anlayamazsınız zaten keskinliği veya bulanıklığı. Farklı piksellere, birbirine komşu piksellere bakarak karar verebilirsiniz. Dolayısıyla bir nevi dediğin gibi bütün bir görüntü için veya görüntünün bir bölgesi için, tek bir konum değil de ufak bir bölgesi için söyleyebiliyoruz onu. Yani şu piksel bulanık veya bu piksel net diyemiyoruz fakat şu piksel bölgesi işte şu piksel şuradan sadece kare çizmeye çalışacağım. Şu piksel bölgesi net veya şu piksel bölgesi net değil diyebiliyoruz. Bilmiyorum soruna cevap olabildi mi? Tamam, anladıysam problem yok.
Şimdi elinizde şöyle bir, şurada anlamadığım bir şey var. Bizim geçişlerimiz yumuşak ama frekans artar dedik. Orada yok. Geçişin yavaşsa, yani şurada şunu çizebiliyorum galiba. Neyse, çizmiyor. Şununla çizmeye çalışayım. Neredeydi o? Ha, beyaz tahta. Şimdi şöyle gittiğinde senin piksellerin, ardışık piksellerin ani olarak değişmiyorsa, yani yavaş bir dönüş değişim varsa, bu ne demektir? Yumuşak bir geçiş varsa. Düşük frekans demek. Ha, frekans düşük. Yani değişim daha az. Çünkü nedir? Frekans nedir? Değişimdir. Ben eğer şuradan örnek göstereyim. Şöyle bir sinüs dalgam varsa bunun frekansı ne diyebilirsiniz? Dalga boyu yüksek. Bunun frekansı düşük diyebilirsiniz. Fakat bunun yanında şöyle altına çizeyim. Şu sinüsün frekansı için ne söylersiniz? Şuna göre daha yüksek dersiniz, değil mi? Şöyle olursa frekans çok daha yüksek olur. Dolayısıyla frekans neyi söyler size? İşte belki iki nokta arasındaki değişim miktarı olarak bakabilirsiniz. Hatta neydi? Yine bu ne? Sayısal işaret işlemede şöyle bir şey vardı. Mesela 1, eksi 1, 1, eksi 1, 1, eksi 1, 1, eksi 1 şeklinde giden bir sinyalde frekansın ne olduğunu söylüyorduk biz. Hatırlıyor musunuz? Bunun yine sinüzoidal işaret olduğunu düşünün. Hatta kosinüs pi n olduğunu düşünün. Tam sayı n değerleri için ne olur? Pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi diye değerler alır. Pi'lerde, daha doğrusu 2pi'nin katlarında 1, tek katlarında, pi'nin çift katlarında 1, tek katlarında eksi 1 değerini alır kosinüs. Ve ayrık zamanlı işaretlerde de pi neydi? Bizim elde edebileceğimiz en yüksek frekansla, değil mi? Yani ardışık iki değer arasında değişim maksimum. Bir en büyük değerini alıyor, bir en küçük. Bir en büyük değeri, bir en küçük değerini alıyor. Burada da benzer şekilde düşünebilirsiniz. Şunu değil de, şunu açarsam. Şuraya bakın, şuraya bir sinüs diye bakın. Şurada en büyük değerini alıyor, şurada en küçük değerini alıyor. Büyük, küçük, büyük, küçük, büyük, küçük. Tabi bunu bir çizgi olarak göreceksiniz. Görmeniz gerek. Şöyle şuradan baktığınızda. Dolayısıyla şu hizada frekans ne? Aslında yüksek, değil mi? Ve maskeleme sonucunda ne oldu? Burayı yok etti. Yüksek frekanslı bileşenleri bastırdı. Düşük frekanslı yerlerde bilgiler var hala. Değişimin hiç olmadığı yerler mesela şuralar. Hemen hemen hiç değişmiyor. Sadece biraz genlikleri düşüyor. Gibi. Frekans domeninde filtreleme yaptığımızda aslında bunlar daha iyi oturacak. Şimdi buraya kadar daha iyi anladım şimdi. Okey. Güzel. Yani dediğimiz gibi bu en basit alçak geçiren filtre. Moving average filtresi. Bunun dışında ne filtrelerimiz var?
şunları daha çok isim olarak geçeceğim. Median filtre var. Median filtresi. Medyanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Tekrar eden değil de ortanca diye geçer. Median. Yani bir dizinin median değeri ortanca değeriydi. Değeridir. Dolayısıyla şöyle küçük şeyler üzerinden göstereceğim. Mesela şöyle bir patch düşünün. Görüntünün şöyle 3 ölçülük bir kesitini aldınız, parçasını aldınız diyelim. İşte şuradaki değer 3, 7, 15, 250, 0, 0, 30, 40, 25. Bu bunun medyanı dediğimde hangi değer olması gerek? Tabi buradan direkt görmek zor. Mesela şu küçük, şu büyük, şu büyük, şu küçük. Sonra şununla şu gider, şu büyükle şu küçük gider. Dolayısıyla bunun medyanı, ortanca değeri 15'miş. Yani küçükten büyüğe doğru sıralayıp tam en ortadaki elemanı aldığınızda karşınıza çıkan değer, hani computation olarak. Dolayısıyla median filtre orijinalde yine merkez pikseli değiştiriyor. Bakıyor. Bu bölge içinde kalan ortanca değer hangisi? İşte 15'miş. Merkez piksele yeni görüntüde geliyor. 15 yazıyor. Sonra bir sonraki piksele geçiyor. Aynı şeyi yapıyor. Değiştiriyor. Şeklinde gidiyor. Bunun etkisi daha ilginç. Özel bir gürültü tipi, tuz biber gürültüsü için bu median filtre gayet iyi sonuç veriyor. Şeyi kapamışım, şunu tekrar çalıştıracağım. Tuz biber gürültüsü dediğimiz şey ne? Salt and pepper diye geçiyor. Aslında şurada gördüğünüz şey. Şurada gördüğünüz şey. Salt and pepper diye geçer. Yani impulse gürültüsü diye de geçer. Rastgele belli noktalarda siyah beyaz piksel şeklinde gürültüler vardır. Bu salt and pepper'ın olduğu bir görüntü var mı? Neyse şu an doğrudan bulamayacağım. Çok da zaman kaybetmeyelim. Bununla ilgili ama örnek yaparız. Ya da ödev veririm ben size. Siz yaparsınız. Muhtemelen daha anlaşılır olur. Median filtre o gürültü tipi için gayet iyi sonuç veriyor. Max filtre var. Adından da tahmin edebileceğiniz gibi median filtreye benzer şekilde şu bölgeye bakıyor. Maksimum değerle değiştiriyor piksel değerini. Yani dolayısıyla maksimum değer ne şurada? 250. Geliyor merkeze 250 yazıyor. Şuraya. Min filter'da max filter'ın tam tersi geliyor. Merkez piksele o bölge içindeki minimum piksel değerini yazıyor. Sıfır yazıyor. Bunlar en yaygın filtre tipleri. Bir de şu var. Şimdi moving average dedik ya, alçak geçiren filtre. Peki bir de bunun tersi var. Yüksek geçiren filtre. Peki bu iki boyutlu sinyaller için, yani görüntüler için böyle bir filtre yok mu diye gelebilir aklınıza. Yani gelse iyi olurdu. Tabii ki böyle bir filtre. Orada ne? Orada hangi değerin olduğuna bağlı olmaksızın mı hocam? Evet. Şurada nerede benim mouse'um? Ha. Şurada hangi değerin olduğuna bakmaksızın şu bölge içindeki
İşte min filter minimumla değiştiriyor bunu. Max filter maksimumla değiştiriyor. Median ortancayla değiştiriyor. Burada kaç yazarsa yazsın. Diğer elemanlar ne olursa olsun. Bir tanesi minimum yazıyor, bir tanesi maksimum yazıyor, bir tanesi de ortancayı yazıyor. Şimdi şunu dedik. Moving average, low pass filter dedik. O zaman bir de bunun tersi high pass'i bulmamız lazım. High pass dediğimiz şey de aslında Laplacian mask diye geçiyor. Şöyle bir filtre. Bu da komşu pikseller arasındaki sayısal farkı artırarak çalışan bir maske. Yine genelde 3'e 3 olur. Median değerimiz 15'ti. Her kaydında merkezdeki değer 15 olmuyor. Şimdi bir sonraki konuma kaydığımda şu yukarıdakinden göstereyim. Şuradan göstereyim. Şimdi diyelim ki şuradaki değer aşağıdaki örnekteki gibi 15'te değişti. Şuraya kaydığında artık yeni komşuluklar var. Veya bir yana kaydığında. Artık yeni komşuluklar var. Dolayısıyla yeni komşulukların ortancasıyla değiştiriyor merkez pikselini. Şuraya geldiğinde şu pikselin pikselleri farklı değerler alıyor. Dolayısıyla buradaki ortanca değer neyse onunla değiştiriyor. Ortanca değer buysa aynı kalıyor. Şurada yine farklı bir değerle değişiyor. Şurada yine farklı bir değerle değişiyor. Tamam. Şimdi daha anlaşılır oldu mu? Yani kafanızda soru işareti varsa çok ilerlemeden onları şey yapalım. Yok edelim. Evet, filtremizin. Doğru. Evet, aynen öyle. Median, min, max filter için sadece komşuluk belirliyorsunuz. Yani maske boyutu belirliyorsunuz. Burada maskenin, filtrenin kendi değerleri yok. Aynen öyle. Onu belirtmeyi unuttum ben. Dolayısıyla bunların özel adı order statistik diye geçer. Order statistik filtreler diye geçer bunlar. Ve bunlar lineer olmayan filtrelerdir. Non-lineer filtrelerdir. Median filtresi lineer bir filtre örneğin. Çünkü işte bu DSP'de gördüğümüz lineerlik özelliğini sağlayan bir filtre maske oluyor. Yani bizim resmimizin değerlerine göre median filtre oluşturuyoruz. Evet, median filtrelediğin zaman herhangi bir maske oluşturmana gerek yok. Sadece işte komşuluk belirliyorsun. Örneğin 3'e 3 komşuluktaki medianı al diyorsun. 5'e 5 komşuluktaki median değerini bul diyorsun. O ona göre uyguluyor filtreyi görüntüye. Tamam, güzel. Şimdi peki, belki erken ama filtrenin lineer olup olmamasının sizce ne gibi bir önemi olabilir? Bu mesela bunun cevabı aslında doktora mülakatında bana değil tabi de bir doktora mülakatında hocanın sorduğu bir soru. Konvolüsyon. Evet. Yok, değişimle alakalı değil de.
Tabii lineer olmazsa evet dediğin gibi konversiyon işlemi uygulayamıyor oluyoruz. Zaten bu filtrelerde yok aslında çok basit. Cevabı çok çok basit. Doğru bir bakıma öyle. Konvolüsyon yapamayız ama daha doğrusu aslında soru biraz daha farklı da. Ben acaba sizin aklınıza gelecek mi diye bu şekilde sordum. Şimdi frekans domeninde domenine geçiş için düşünün. Frekans domenine geçebilmek için sizin işaretin demeyeyim de sisteminizin ne olması lazım? Bir kere lineer olması lazım değil mi? Lineer bir sistemin Fourier karşılığı ancak olabilir. Lineer olmazsa sistem Fourier transformu alınamaz. Örneğin işte konvolüsyonu düşünün. Konvolüsyonun frekans domeni karşılığı ne? Frekans domeninde ki karşılığı çarpma işlemi, evet. Gibi. Median filtre lineer olmadığı için mesela frekans karşılığı, frekans domeni karşılığı yok. Max ve min filtre de aynı şekilde. Hani zaten şunu da düşünebiliyorsun. Mesela bu nasıl söyleyeyim? Averajlama filtresinin Fourier transformunu almaya kalktığınızda aslında matematiksel olarak bunu yapabiliyorsunuz değil mi? İşte karşınıza da zaten alçak geçiren bir filtre çıkıyor. Hemen hemen işte şöyle bir şey çıkıyor idealde. Fakat median ne? Her zaman aynı şey üretmiyor. Farklı şeyler için farklı şeyler de farklı komşuluklar için farklı sonuçlar da üretebiliyor. Dolayısıyla lineer bir şey değil. Ve bunun aynı zamanda bunun Fourier transformu karşılığı yok. Dolayısıyla ben mesela işte moving average'a low pass diyebilirken işte Laplacian maskesine filtresine high pass yüksek geçiren filtre diyebilirken şunlar için öyle bir şey söyleyemiyorum. Aslında mülakatta sorulan soru buydu. Median filtresinin Fourier transformu var mıdır? Cevap da yok. Neden? Çünkü median filtresi lineer bir filtre değil. Filtre lineer olmazsa Fourier transformu hesaplanamaz. Tamam. Buraya kadar sorunuz var mı? Aklınıza takılan bir şey var mı? Şimdi şu an için yok. Tamam. Şimdi bir de Laplacian maskesinden bahsedeceğiz. Ondan sonra bitiririz. Bir sonraki derste histogramı konuşuruz. Okay, normalde daha hızlı geçiyordum da biraz daha yavaş oldu. Şimdi Laplacian maskesi dediğimiz şey de şu. 1, 0, 1, eksi 4, 1, 0, 1, 0. Evet. Bu maskede sharpening yani keskinleştirme için kullanıyor. Az önce konuştuğumuz dile dönecek olursak keskinlik neydi? Bir görüntüde keskinlik varsa orada ne diyorduk orası için, o görüntü için? Frekans artar. Evet, yüksek frekanstan bahsedebiliyorduk. Keskinlik yoksa düşük frekans var diyorduk. Okey. Dolayısıyla şimdi şöyle düşünün. Piksel değerleri şu bölge içinde görüntünün piksel değerleri hepsi 1 olsun. Gerçi ya bunun nasıl çalıştığını
böyle değil de ya görüntü üzerinde ya da matematiksel olarak bakmak lazım. Laplasyan'ın ne demek olduğunu hatırlıyor musunuz? Laplasyan bir operasyondu. Hatta şöyle gösteriliyordu. Şu sheet'i biraz büyüteyim. Siz de o sırada bir düşünün. Niye artmadı? Neyse. Laplace'ın operatörünün ismi miydi? Laplace operatörü. Ya da Laplacian operatörü diye geçiyordu. Hatta şöyle gösteriliyordu. İşte bir fonksiyon düşünecek olursak böyle x, y dediğimiz zaman şöyle gösteriliyordu. Hatta buna benzer bir de nabla operatörü vardı. O da bunun tersi olarak gösteriliyordu. Şöyle gösteriliyordu. Hatırlıyor musunuz bunları bir yerden? Elektromanyetik alan... Aynen öyle. Evet. Elektromanyetik de. Aha. Peki ne yaptığını hatırlıyor musunuz? Herhangi birisinin. Hatta şu türev. Evet. Şöyle geçiyordu. Koordinata göre. Ha? Konuma bağlı türev alıyor. Aynen öyle. Ve bir tanesi birinci dereceden türev alırken diğeri ikinci dereceden türev alıyordu. Aralarındaki temel farklardan biri de buydu. Evet. Dolayısıyla benim fonksiyonum iki boyutlu bir fonksiyon. Şu ne olacak? D kare f bölü d x kare olacak artı d kare f bölü d y kare olacak. Sürekli bir fonksiyon gibi düşündüğünüz zaman. Şu. Aslında bu maske bu Laplace fonksiyonunun ayrıklaştırılmış halinden türetiliyor. Ayrık türev işlemini hatırlıyor musunuz? Ne yapıyorduk? İşte f x virgül y eksi f x eksi 1 virgül y eksi f x virgül y eksi 1 yapıyorduk. Eksik mi yazdım? Bakayım. Ya doğru yazdım. Evet, doğru yazdım. Yani şu konum için doğru yazdım diye hatırlıyorum. Şuraya ve şuradaki fark... Pardon, ters çizdim okları. Şurada... Şurada ve şuradaki farklara bakıyordu. Hatta şunu da 2 ile çarpıyordu. İkinci dereceden türev aldığımda da ve bunu merkezi türev yaptığında şunlara da bakıyordu. Dolayısıyla bu şu hale geliyordu. İşte 4 çarpı f x virgül y eksi f x eksi 1 y eksi f x virgül y eksi 1 eksi f x artı 1 virgül y eksi f x virgül y artı 1 şeklinde oluyordu. Burayı çok şey geçiyorum, hani yüzeysel geçiyorum. Çünkü çok önemli değil nasıl hesapladığımız. Fakat hani buradan geldiğini bilin diye geçiyorum. Dolayısıyla hani şuralar tanımlı olmadığı için bakın buralar sıfır. İkinci türevde şunlar tanımlı olmadığı için şunlar sıfır. Ve dikkat ederseniz şu maskenin İçindeki toplam değişim ne kadar?
toplam değişim. Yani toplam değişimden kastım aslında şey, maskenin içindeki toplam sayı değeri. Üç mü? Emin misin? Şu eksi 4. 1, 1, 1, 1. 4 tane 1 var. Merkezde de eksi 4 var. Aynı şurada olduğu gibi. Toplam değişim 0. Bu şekilde aslında bu filtrenin kararlı olması sağlanıyor. Okey. Bu şekilde hesaplanıyor. Görüntüye uygulayabileceğimiz bir görüntü var mı kolayca? Şimdilik yok. Son olarak bir de şundan bahsedeyim. Veya bunu size ismini vereyim ben. Siz buna bakın. Şimdi Laplacian'a benziyor. Sobel operatörü var. Sobel operatörü. Bu az önce dersin başına doğru verdiğim bir tane örneğin şeydi. Şuralar 1, 2, 1, 0, 0, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 1 var. Bir de bunun eş değeri var. Sobel operatör deyince bu iki maske birden akla geliyor. 1, 2, 1, 0, 0, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 1. Şimdi bunu bir araştırın. Sobel operatörünü. Nasıl çıkıyormuş, nasıl türetiliyormuş, ne için kullanılıyormuş. Dedim ki iki tane var. İkisi birlikte kullanılıyor. Hemen hemen her zaman. Bir tanesi ne için kullanılıyor, neyi gösteriyor? Bir tanesi neyi gösteriyor? Bunlara bir bakın. Bir sonraki derste bunu konuşalım ve bunlarla ilgili bir sonraki dersi şey yapalım. Örneğe ayıralım. Sonra ben size ödev vereyim. Sonraki derste ödev vereyim. Bu verdiğim ödevleri de şey yaparsanız muhtemelen derste rahat edeceksiniz. Görüntü işleme dersini alırken. Çünkü ben de hocanın derste verdiği ödevleri veriyor olacağım. Çoğunlukla. %90 oranda. Dolayısıyla o ödevleri de yapacağınız zaman burada edindiğiniz bilgilerden faydalanıyor olacaksınız. Şimdi bakayım bir. Bu Sobel içinde konuştuktan sonra o ödevi yapabilmek için bir eksiğiniz kalmayacak. Videoları sizinle paylaşacağım ama işte bu videoları bir şekilde düzenlemem lazım. Render etmem lazım. Çünkü hali az önce bugün de olduğu gibi toplamda bakayım 2 saattir 1 saat 54 dakika olmuş bu da. Bu için çok gerekli olmayabilir gibi. İkişer saatlik videolar, bunları bir şekilde benim bölütlemem lazım, parçalamam lazım. Çok birbirinden kopmayacak şekilde. O şekilde dönüştürmem, renderlemem gerekiyor. Ancak ondan sonra paylaşabilirim. De ona da fırsat bulamadım aslında. Google Drive gibi bir platforma paylaşsak. İşte dediğim gibi ben renderlasam en kötü ihtimalle YouTube'a yükler, oradan size link atarım. O çok sıkıntı değil. Fakat dediğim gibi fırsat bulup videoları düzenleyemedim. Maalesef. Neyse şunu durdurayım ben o zaman.
videoyu.